Bioterra Organik Kozmetik sunar. Ben annemi kaybetmenin acısını, yani ateş düştüğü yeri yakar ya, benim ciğerim yanmış, tamam mı? Ben bunu dile getirdim ve o 10 saniyelik şarkımın okuma bölümü viral oldu. Ben şarkıcı değilim, yorumcuyum. Neyin telifini atıyorsun bana? Cover şarkıların telifleri sahiplerine aittir. Söz yazarı kimse, bestecisi kimse, telif ona gidiyor. Cover okuyan kişiye telif gitmiyor. Halkı aldatıyorsunuz. Yani demek istiyorsunuz ki gece seçkin başta olmak üzere o şarkımı ne kadar güzel yorumladınız. Hem Y hem Z kuşağıyım. İsmim Y ile başlıyor, Z ile bitiyor. Yılmaz'ım ben. Hiç kimse beni yıldıramaz. Tam bir savaşçıyım. Bak burası çok güzel. En son yaşadığım olayda da böyle bir şey. Aynı benzerini yaşıyorum. İşte bir televizyon programında bana diyorlar ki bu kişiyi tanıyor musunuz? Hayır, şahsen tanımıyorum ama duydum. İşte bu şarkısı çok tutuldu, çok beğeniliyor. Biliyor musunuz şarkıyı? Bilmiyorum. Biz size dinletelim. Tamam mı? Dinletiyorlar. Şarkının nakarat bölümü. Ben annemi kaybetmişim. Alev Hanım. İçim yanıyor. Acılısın. Ciğerim yanıyor benim. Yani infilak ediyor bütün duygularım. Şarkının o bölümü o kadar hoşuma gitti ki beni aldı benden. Ve ben hemen işte ateşe düştüm. Ateşe düştüm. Evlerden uzak. Aşk değil bu bana tuzak. Yani o acıyı, ben annemi kaybetmenin acısını, yani ateş düştüğü yeri yakar ya, benim ciğerim yanmış, tamam mı? Ben bunu dile getirdim ve o 10 saniyelik şarkımın okuma bölümü viral oldu. Yüz binlerce çoluk, çocuk, aile, halen bugün 70. gün o şarkıyı okuduğumun, 70 gündür halen TikTok'lar, bütün sosyal medyalarda herkes benim sesimi kullanıp videolar çekiyorlar. Ama çok iyi bir ses, çok iyi bir yorum yani. Çok ayıp etmiş. Zaten ben şarkıcı vallahi değilim. Vallahi ayıp etmiş. Bak bunu söylüyorum, bir altını şarkıcı çiziyorum. Demiyoruz. Ben şarkıcı asla değilim, yorumcuyum. Çok iyi bir yorumcusun, evet, değil mi ya? Yani ilk çıktığımda da Doğan Hızlan, Elveda İstanbul şarkısıyla, evet, Türk müziği yeni bir şarkıcı değil, yorumcu kazandı dedi. Evet ve inanılmaz iyi bir lehçe, inanılmaz iyi bir şive, inanılmaz iyi bir diksiyon, hepsi var. Yani bugün birazdan Karadeniz böyle konuşalım desem, gel Karadeniz konuşurum, memlekine konuşursun. Tabii. Şive yaptıysan o şiveyle de yaparım. Yeteneğim ama var. Yeri geldiğinde de diksiyonu o kadar düzgün, tam bir İstanbul beyefendisi. Öyleyim. Gurur duyuyorum beni yetiştiren maşallah insanlarla da. Ne güzel anneymiş. Ve yüz binlerce insan, siz de bunları gördünüz. Lütfen bu şarkıyı cover yap. Lütfen sen tamamını oku çok dediler. Çok iyi okudun, çok iyi yorumladın. Okudum ama onlar için okudum. Çok da iyi ve yaptın. YouTube'a attı Pia Müzik bunu. Ve attığı gün düşünsene milyonlarca izlenme ve hemen engelledi. Çünkü kendi sesinin önüne geçebilirdi ama. Ama ondan mesela ben şimdi herkese şunu söylemek istiyorum. Bak çok büyük bir algoritma oynanıyor bu isimle birlikte, Yılmaz Morgül çerçevesinde. Evet. Diyorlar ki Yılmaz Morgül'e telif attı, engelledi. Bakın ben de size şunu açıklıyorum bir müzik insanı olarak. Neyin telifini atıyorsun bana? Cover şarkıların telifleri sahiplerine aittir. Söz yazarı kimse, bestecisi kimse, telif ona gidiyor. Cover okuyan kişiye telif gitmiyor. Bu birincisi, yalancısınız. Halkı aldatıyorsunuz. Yani demek istiyorsunuz ki Yılmaz okudu bunu, Yılmaz bu şarkı sayesinde para kazanıyor. Öyle asla bir şey olmaz. Yok. Gerçekten yok. Ben de yok biliyorum canım. Ayrıca ona dipnot yapıyorum. Böyle noktalı virgül koyuyorum. Yılmaz Morgül bugüne kadar yapmış olduğu albümlerin gelirlerini nelere bıraktı? Türk Sanat Müziği Klasikleri ikisiydi. Gelirinin tamamı Mehmetçik Vakfı'na ait. Kimse şov yapmasın bana, tamam mı? Ben 25 yıldır bunları yapıyorum. Albüm gelirlerim Kalp Vakfı'na, albüm gelirlerim Lösemili Çocuklar Vakfı'na. Bir de birileri geçin yapıyor bunları diyor diye yapmıyorsun sen.
gönülden, yürekten. Bir de göze de sokmuyorsun. Asla yani. Asla sokmuyorum. Birinin verdiğini bakın, diğer açıklamalar görmesin. Yapıyorum size. Evet. Alın o CD'leri, kapaklarında görün bu yazıları. Hepsini biliyorum. Hani gelirinin tamamı şu vakfada, gelirinin tamamı Mehmetçik Vakfı'na falan filan. Çok. Ve düşünsenize, daha acı bir gerçek var. Cevap veremiyor bana. Veremez. Neden veremiyor? Çünkü benden önce Ece Seçkin başta olmak üzere 15 tane kişi okumuş. Şarkıyı cover yapmış. Hepsi YouTube'a atmış. Neden bunlara engel yok? En iyi okuyanı. Hayır, neden bunlara engel yok? Demek ki bu kadar ses çünkü gerçek edildi. Bir yorumcu bu eseri seslendirdi. Yapman gereken neydi? Mr. F. Mr. F'ye sesleniyorum şimdi buradan. Mert Bey. Evet, kimyada F olarak temsil ediliyorsunuz siz. Mr. F'ye diyorum ki, neden benden önce 15 kişi okudu, onları engellemediniz de beyefendi? Neden? Neden beni engellediniz? Çünkü karşınıza güçlü bir dinamit rakip gibi okuyan bir yorumcu çıktı. Ve şarkıyı aldı, kendi tarzında bambaşka bir şekilde bir yerlere götürdü. Ve insanlar bu şarkıdaki yorumumda benim çektiğim acıyı hissettiler. Yaşadılar ve siz istediğiniz kadar bu şarkıyı YouTube'lardan engellediniz ama Morgül'ün hayranları sadece Türkiye ile sınırlı değil ki efendim. İngiltere'den, Avrupa'dan, Amerika'dan tekrar yüklediler. Ama bir şey söyleyeceğim, ben TikTok'ta falan bütün şarkılarını arkasında görüyorum hala. Ve yani çok acı bir gerçek. Da... Ayrıca daha acısını söylüyorum. 3 numara bu Mr. F için. Ateşe düştüm yazınca Google'a veya YouTube'a kim çıkıyor? Yılmaz Morgül çıkıyor. Üzgünüm. İşte yapmanız gereken şuydu. Açacaktınız bir telefon. Bana teşekkür edecektiniz. Sayın Morgül, şarkımızı yorumlamışsınız. Efendim ağzınıza sağlık. Lütfen birlikte de düet yapabiliriz. Sahnede de birlikte böyle bir çalışma sergileyebiliriz. Çok gurur duydum. Onur duydum. Telefonu beklerdim. Konser programım var. Şu anda ilgilenemeyeceğim. Ne kadar onurlu bir davranış bunlar. Bir de diyorlar ki işte şey, biz onurlu insanlarız. Mabel Matiz'le ikisinin bir talk show'unu izledim internette. İşte bugün bizim onur günümüz. Biz çok onurlu insanlara bu davranışlar yakışıyor mu? Bu konuşmalar yakışıyor mu efendim? Ve düşünsenize, yani yine arıyoruz. Diyor ki işte şu anda ben kariyerime bu şarkıyla devam edeceğim. Hani Alev Hanım, olumlu, olumsuz, hiçbir dönüş yok. Peki. Yine arayan benim. Nezaket sahibi yine benim. İstanbul Beyefendiliğini yapan yine benim. Şarkının yazarı o değil mi? Söz ve beste ona ait. Evet, bir bayanla birlikte yazmış. Tamam mı? Hani olumsuz bir şey söyle. Hayır, okuma de. Ama bu bir cover. Zeynep Bastık biliyorsunuz. Sanat hayatına adım attığını ilk günden beri hep coverlar okuyor. Sen bugüne kadar nasıl bu noktalarda isim sahibi oldun? Coverlar okuyarak, Sezen Aksu'nun, onun bunun, Alişan'ın şarkılarını okuyarak, cover yaparak sen Mr. F olmaya çalıştın. Ama biliyor musun, Mert Demir ismini bilmeyen çok isim vardı, bu olaydan sonra öğrendiler. Yani böyle bir açıklama yapmamı istiyorsanız ya, ama yok, yani alçak gönüllü bir benim insanım. Benim çevremde var, hani ben yani, tanırım, severim de Mert Demir ama. Ben söylemek istemiyorum, sokağa mikrofon tutun. Ya geçen hafta Viyana'da konserdeydim engelli anneler için. Sokaklarda insanlar diyorlar ki burada bir mikrofon tutsunlar. Mr. F'yi kim tanır? Mr. F'yi Allah. Anladın mı? Burada halkın morgülü niye var Mr. ya. Mr. F diyorsun? F işte yani. Demir'in simgesi F'yi anladık. Yani işte o açılımını kendisi buluyor. Yani yani farklı açıdan konuşmaya kalksam. Hani nasıl benim ilk çıkışımda Zeki Müren'e benzettiler ya. Evet. Hani ben de benzetmeye, karikatürize etmeye çalışsam, Cem Yılmaz Morgül ruhuyla ona cevap versem, derim ki halk ağzıyla küründen Freddy, küründen Freddy, ondan sonra çakmadan sandal diyebilirim. Ama bu bana yakışmaz. Ama halk bunları söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu kişiyi bu kişilere benzetiyorlar. Ne yazık.
keşke önce insan olabilseydin. Bu insana bir telefon açıp teşekkür etseydin. Şarkımı ne kadar güzel yorumladınız. Şarkım bambaşka bir zenginlik kazandı. Ve ben konuşuluyorum. Ve şarkı Alev Hanım, siz bir gazeteci olarak ona sorar mısınız ya? Sen bu şarkıyı 12 ay önce, 11 ay önce çıkardığında niye yüz binlerce insan video çekmedi şarkını? Niye bu kadar infial yaratmadı şarkın? Demek ki yorum farkı. Doğru bir soru bu. Anladınız mı? Yorum farkı var bu ülkede. Ama siz sen sordun zaten. Bakalım siz 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra, 25 sene sonra Yılmaz Morgül gibi burada olacak mısınız? Hep zirvede olacak mısınız? Hep popüler vitrinde olacak mısınız? Vallahi Z kuşağı da çok iyi takip ediyor. Çok seviyorum bu Z'yi. Bu şey vardı ya, deh deh dül dül. Evet. Onu söyleyen çocuklar görüyorum. Hatta okulda... Okuyordu, herkes ateşe düştü bu okuyu ama benim yorumumla okuyorlar. İşte acı gerçek bu işte. Onun faturası bu oldu. Düşünsene, konserlerinde bağırıyorlar Yılmaz Morgül diye. Kendisi o şarkıyı seslendirirken. Bence şarkının da büyük reklamını yaptın. Bu acı değil mi? Çok büyük ama acı değil mi? Ama sen çok büyük bir iyilik yaptın, şarkı çok duyuldu. Bilmeyenler de öğrendi. Evet. Büyük kıyak. Ve teşekkür mesela, etmeli. İşte diyorum ya, ben o telefonu, ben şunu söyleyeyim size. Demek ki bu insan, çocuklar BE gibi çok egolu, çok kompleksli bir insan ki, neden söylüyorum bunu? Tırnak işareti açıyorum. Çünkü Yılmaz Morgül 25 yıl boyunca Neşet Ertaş, Sezen Aksu, Selami Şahin, Orhan Gencebay, Emrah, Yıldız Tilbe ve aklıma gelmeyen o kadar büyük starların şarkılarını seslendirdim ki Alev Hanım. Hiçbiri benden bir kuruş karşılık istemediler. Onur duyarız Sayın Morgül bu eseri okumanızla veya eserimi okumanızla. Kimse benden hiçbir karşılık beklemedi. Çünkü çok iyi yorumlayacağına eminim, biliyorlardı. Evet. Çünkü inanılmaz bir ses var. İnanılmaz bir gırtlak var. Yani mesela ben Emrah'ın şarkısını okudum. 17 hafta Kral TV'de liste oldu. Liste başı oldu. İşte atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başıma yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Bak dilimi ısırıyorum, okuyamıyorum. Neden? Bravo. Çünkü bunları yaşıyorum. Ben şu anda da işte babamı kaybettim, gözümün önüne geliyor. Ablamı kaybettim, yeğenimi kaybettim. Bütün çektiğim acılar bu şarkılarımda yansıtabiliyorum. İşte insanlara hemen bunlar geçiş yapabiliyor. Ama insanlardan ben, hani özellikle benim sanatçı büyüklerime, sanatçı kardeşlerime gösterdiğim saygıyı, sevgiyi bu insanların da, bu yeni nesilde, yeni nesili, Z kuşağını karalayan bu isimlerin de göstermesini rica ediyorum. Çünkü hem Y hem Z kuşağıyım. İsmim Y ile başlıyor, Z ile bitiyor. Yılmaz'ım ben. Hiç kimse beni yıldıramaz. Tam bir savaşçıyım. Baktığınızı çok güvenli. Bioterra Organik Kozmetik sundu.